ben Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde endokrinoloji uzmanı olarak son 3 yıldır görev yapmaktayım. Biz her yıl Dünya Diyabet Günü olarak algılanan 14 Kasım'ın olduğu haftada bir diyabet eğitim toplantısı yapıyoruz son 3 yıldır. Bugün de 2017 toplantısı için buradayız. Bu diyabetik hastalarımıza veya diyabet konusunda bilgi sahibi olmak isteyen hastalarımıza yönelik bir eğitim programı. Şimdi diyabet, kandaki glikoz yani şeker düzeyini, şöyle bir daha uygun galiba bunun için, dengeleyen insülin hormonunun eksikliği veya yeterince etki etmemesi sonucu ortaya çıkan bir süre gelen, kronik, geçmeyen bir metabolizma hastalığı. Glikoz yani şeker, diğer adıyla Türkiye'deki adıyla glikoz vücudumuzun temel enerji kaynağı. Bizim buna zaten ihtiyacımız var ama fazlası zarar ediyor. Nasıl ki kandaki glikoz bu hep duyduğunuz insülin hormonunun aracılığıyla hücre içine giriyor ve hücre bunu enerji kaynağı olarak kullanıyor. Vücudumuz glikoza zaten bağımlı, olmazsa olmaz. Glikozun az bir kısmı gereksinim dolduğunda kullanmak üzere yedek şeker deposu olarak karaciğerde depolanmaya başlıyor. Ve gereksinimden fazla aldığımız karbonhidratlarımızı yağlara çevirerek yağ dokuya çeviriyor. Yani burada dikkat edeceğimiz fazla yediğimizde o şekerler vücudumuza yağ olarak dönüyor. İşte obezite dediğimiz şey bu. Pankreasta üretilen o insülin hormonu şu an tedavide de bir tedavi ajanı olarak üretildi Allah'a çok şükür. Dolaşımda bulunan glikoz düzeyini düzenliyor. Kanda glikoz yükseldiğinde pankreastan normal sağlıklı insanlarda yeteri kadar insülin salgılanarak kan şekerini normal aralığa düşürmeye çalışıyor. İnsülin glikozun hücre içine girmesinde hücre kapısını açan anahtar görevini görüyor. O olmadan glikoz işe yaramıyor. İşte onun etkisindeki azalmalar karşımıza şekerin yeterince kullanılamadığı yüksek şekerlikten şeker hastalığı olarak çıkıyor. Mideyle aldık yiyecekleri mideden sindirildikten sonra bağırsaklara geçtiğinde hemen karaciğer ve pankreas üzerinden pankreasla insülini salgılatıyor vücudumuz ve bu insülin vasıtasıyla da hücreler şekerimizi kullanmaya başlıyor. İşte yağ dokudan glikoz alınımı yapılıyor, kas doku alınan glikozu kullanıyor, hücrelerimiz hareket etmek için fazlası karaciğere gidiyor, depolanıyor, lazım olduğunda acil şartlarda kullanmak üzere karaciğerden serbestleştirmek üzere. Pankreas dediğimiz doku işte bu. Karnımızda yan yatmış, yere paralel hemen midenin arka tarafında yerleşmiş, yan duran bir organ. Birkaç tipi var diyabetin, şu an 4 ana tip var. Tip 1, tip 2 sizin en çok duyduğunuz tipler yüksek ihtimalle ve buradaki hastalarımızın çok yüksek ihtimalle, çok büyük çoğunluğu da tip 2 diyabettir. Tip 1 diyabet genellikle erken yaşlarda ortaya çıkan, tanıdan itibaren mutlaka sadece insülin kullandığımız, hap kullanamadığımız şeker tipi. Tipik diyabet genellikle daha ileri yaşlarda, işte 35 yaşın üstünde genelde karşımıza çıkıyor ama sağlıksız yaşam biçimi ve aile öyküsünün çok önemli olduğu, beslenme egzersizi ve haplarla da tedavi edilebilir ama gün geldiğinde insülin kullanmak zorunda kalabildiğimiz diyabet şekli. Gebelik diyabeti şu an Türkiye'de yine çok sık bu maalesef, gebeliğin özellikle son dönemlerine doğru ortaya çıkmaya başlayan bir durum ve ileride şeker hastalığı öncüsü oluyor bu hastalarımız. Yani bu bir gebemiz gebelik diyabetine yakalandıysa ileriki dönemde şeker hastalığı olma riski çok yüksek. O yüzden takip alıyoruz hastalığı. Yine bu üç ana tipten başka nadir diğer özel durumlar var. Pankreas ameliyatlarından sonra, pankreas travmasından sonra, pankreatit sonrası geçmiş insülin gibi bunlar daha nadir olur. Şimdi diyabetli bireyler için sağlıklı yaşam çok önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı bu kadar üstüne düşüyor. Biz bunu sağlıklı yaşamla yenebilir miyiz, en azından önleyebilir miyiz diye neler yapmamız lazım? Hepimizin yapması gereken şey yapıyoruz. Sadece diyabetikler değil, diyabetik olmayan insanların da uygulaması gereken. Öncelikle sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı beslenmek çok çok önemli. Yeterli düzenli fizik aktiviteyi mutlaka yapacağız. Tıbbi bakım kendi kendine kontrol. Devamlı başınızda değiliz. 7-24 sizinle değiliz. Kendinizi siz kontrol edeceksiniz. Biz lazım olduğunda devreye gireceğiz. Tıp personelleri olarak. Dengeli düzenli sosyal yaşam gerekiyor. Tek başımızdayken, tek başımıza yaşayan bir hastada diyabeti düzeltmek çok zor oluyor. O yüzden sosyal yaşam şart. Yani toplumdan kopmayacağız diyabetik olduğumuz için. İdeal vücut ağırlığımızı koruyacağız. Türkiye'de maalesef fazla kiloluk çok yüksek. O yüzden fazla kiloluyu bile kabul etmiyoruz. Bırakın obeziteyi, mutlaka normal kilo inmeye çalışacağız. Sigarayı bırakacağız. Bunun ötesi berisi olmaz. Sigara diye bir şey söz konusu değil. Devlet bizi buraya bizim damarlarımızı korumak için dikti. Şeker hastalığının damarları bizim için önemli. O yüzden biz sizin damarınızı korumaya kalkarken siz sigara içerseniz bizim emeğimiz boşa gider. Sizin geleceğinizi riske atar. Sigarayı hiç tartışmıyoruz bile. Alkolün sınırlandırması demekle beraber diyabette alkol maalesef ileri dönemde yani 7-8 saat sonra ciddi şeker düşüklüğü koması riski taşıdığından bana sorarsanız alkolün de bırakılması kesinlikle gerekli.